Merhaba herkese. Size öyle bir tarifim var ki sporcuların, hamile ve bebeklerin, diyette olanların rahatça tüketebileceği sağlıklı şifa deposu bir çorba yapalım. Malzemeleri açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde yazacağım. Çorbamız için kullanacağımız malzemelerimizin hepsi oldukça sağlıklı. 3 dilim kabak kullanacağız. 1 kuru soğan, 1 patates, 1 havuç. Elinizde varsa kerevizin yaprağından. 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, karabiber, kırmızı pul biber, 1 bardak süt ve et suyu kullanacağım. Evinizde et suyu yoksa kullanmaya da bilirsiniz. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Rendelediğim 3 dilim kabağı da döküyorum içerisine. Patatesimizi de şu şekilde dörde bölüp küp küp kesiyorum. Patateslerimi de kabağımın içine atıyorum. Havucumu da soyuyorum. Kabakların içerisine atıyorum. Bir adet soğanımızı da keselim. İçerisine atalım. Sarımsaklarımızı da atalım. Kereviz taplarını da içerisine atıyorum. 2 litre sıcak su döküyorum. Şimdi kapağını kapatıp sebzelerimin haşlanmasını bekleyeceğim. Antioksidan özelliği olan, yüksek lif içeren kabağın çorbasını mutlaka deneyin. Özellikle sporcuysanız, bebeğiniz varsa, hamileyseniz mutlaka yapın derim. Faydalarını saymakla bitmiyor. Çok da lezzetli oluyor. 30 dakikadır pişiyor. Şimdi et suyunu döküyorum içerisine. Evet, şimdi bu aşamada sütünü koyacağım. Bebek ve hamileler için laktozsuz süt kullanmanızı öneriyorum. 10 dakikada bu şekilde pişsin. Taşmasın diye şimdi biraz kapağını aralık bırakalım. Şimdi ben az miktarda kaya tuzu atacağım. Bu çorbayı bebeğiniz için yapıyorsanız ya da sporcuysanız tuz koymayın. Eğer zerdeçala karşı alerjiniz yoksa şu şekilde tepeleme bir tatlı kaşığı koyun. Zerdeçal oldukça faydalı bir baharattır. Kabak çorbasına da çok yakışır. Bebeğiniz 1 yaşından küçükse zerdeçalı da kullanmayın. Sporcular gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Metabolizmanızı hızlandırır. Diyetteyseniz de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber atıyorum. Baharatlarını koyduktan sonra da 10 dakika pişsin. Besleyici ve bağışıklık sistemimizi güçlendirecek olan bal kabağı çorbasını sonbahar ve kış aylarında hem kendimiz, hem bebeğimiz, hem sevdiklerimiz için bol bol içebiliriz. Bu bal kabağı çorbası tarifimi sporcuların mutlaka içmesini tavsiye ederim. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir çorba içmiş olursunuz. Ben şöyle henüz pişerken blenderlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu ölçülerde harika kıvamında bir çorba oluyor. Sporcuysanız ya da diyetteyseniz tereyağını da üzerine dökmeyebilirsiniz. Bebek ve gebelerde baharatları çıkaralım. Renk vermesi açısından 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber döktüm. Şöyle kıvıralım. Oh, mis gibi koktu. Yemeğin lezzeti mutfaktaki kokudan belli olur. Evet, çorbamızı şöyle güzel bir güveç kabında servis edelim. Bakın, kıvamı çok güzel oldu. Keşke kokusunu da duyabilseydiniz. Nefis bal kabağı çorbamız hazır. Şimdi üzerine kavurduğumuz tereyağımızı dökelim. Eğer bebek ve gebeye yapacaksanız kırmızı toz biber kullanmayın. Evet, şöyle az miktarda da nane dökelim. Evet, çorbamızın tadına bakabiliriz. Şöyle bir karıştıralım. Bakın, dumanı tütüyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı ve lezzetli diğer tariflerimi de izlemek isterseniz YouTube ve Instagram kanalıma bekliyorum.